Ekonomik gidişattan memnun musunuz? Nasıl? Efendim? Ekonomik gidişat. Hayır. Nasıl düzeliriz? Çare ne? Vallahi çare biraz şu girişte zor. Kim gelirse düzeltir. Ama kim gelirse de düzeltemez artık. AK Parti ben düzeltirim 2023'te. Kesinlikle diye. Düzeltemez. Ya şu ana kadar düzeltmiş, şu anda mı düzeltecek? Ben emekliyim şu anda. Benim aldığım parayla şu anda ne geçinebiliyorum, ne bir şey yapabiliyorum. Ev kira mı? Kira. Aldım 4300 lirayı da gel geçin de gel işin içine. Çocuklar okuyor mu? Çocuklar da okuyor. Ee? Abi sakın dışarıda şu anda kendim gene dışarıda çalışıyorum. Ek iş yapıyoruz. Ek iş yapıyoruz. Yani bu gidişle yurt dışından geliyor, emekli geliyor. Burada 5 yıldızlı otelde kalıyor. Biz buradan şeye, çarşıya gidemiyoruz. 7-24 çalışıyor. Evet. E ne olacak abi? Ne kadar böyle daha devam edecek? Vallahi bilemiyorum artık. Ölünceye kadar aynen. Ülkedeki insanlar bunu mu çekecek? Aynen, aynen. Yani şimdi doğmamış çocuklarımız da şu anda şey altında, borç altında. İnşallah düzeliriz. İnşallah. Yani çok AK Parti'nin yapacağı hiçbir şey yok. Eyvallah. Nasıl ekonomik gidişat? Ekonomi hiç iyi değil valla. Nasıl düzelecek abi? Bu hiç düzelmez. Bu sıktı mı abi? Seçim olmadığı sürece işte hayata düzelmez. Çare seçim mi? Çare seçim. 2023'te biz düzelteceğiz diyor AK Parti. Oh, hiç de düzeltemez. Vallahi. Nerede düzeltecek? Şimdiye kadar düzeltmemiş. 20 senede bu nasıl düzeltecek? Düzeltemez hayatta. Yani umudunuz yok AK Parti. Umut hayatta. Muhalefette kim var abi düzeltebilecek? Muhalefette şu anda altılı masa var. Birlik beraberlik. Birlik beraberlik içinde birini çıkaracaklar. Ama şey vermiyorlar yani. Renk vermiyorlar. Renk vermiyorlar. Kim ama gelirse düzeltir mi? Düzeltir. Vallahi hepsini düzeltir. Çok sağ ol abi. Hadi. Nasıl sen? Ekonomik gidişi sormaya gerek var mı? Nasıl abi? Kötü abi. Nasıl düzeliriz? Çare ne abi? Çare. AK Parti düzeltebilir mi? 2023'te düzelteceğiz diyorlar. Yok düzeltemez. AK Parti geliyor, gelmekte olan. Geliyor mu abi? Evet, gelmekte. Kim geliyor abi? Belli değil ama geliyor. Kim gelirse düzeltir diyor. Evet abi. Aynen öyle abi. Muhalefette bunlar mi abi? Gitsinler. Evet muhalefette mi abi? Eyvallah abi. Çok sağ ol. Değiliz herhalde ya. Nasıl düzeliriz? Bu gidişat da zor. AK Parti düzeltebilir mi? 2023'te daha iyi olacağız sanmıyorum diyorlar. Sanmıyorum. Çare? Mansur Yavaş. Eyvallah. Çok sağ ol. Nasıl sizce? Biz konuşmayalım ya. Abla ekonomi nasıl? Berbat. Misin? Ekonomik gidişat nasıl sence? Süper. Fakir olsa millet bu kadar sokakta olmazdı. Vallahi. İnanın Almanya'dan iyi. Almanya'da mı yaşıyorsun? Evet, Almanya'da yaşıyorum. Almanya'da nasıl? Almanya'da daha kötü. Vallahi. Çünkü istediğini paran da olsa bulamıyorsun. 3 ay ayçiçek yağı bulamadık. 3 ay un bulamadık tabii. Ne yediniz ne içtiniz abi? Tereyağı yedik ayçiçek yağı yerine. Yalan söylüyor diyorlar onları söyleyenler diyorlar. Yaşayan biziz. İşte yaşayanlar da söylüyor. Vallahi bilmiyorum biz 3 ay bulamadık. Sadece onu söylüyorum. Evet un yok. 35 kuruşluk un 1.35'e çıktı. 1 euroluk 1 litrelik ayçiçek yağı 5 euroya çıktı. 5 euro. Ve 3 ay bulamadık. Hayır şimdi düştü. Tekrar evet. Düşürdüler şimdi. Ama burada düşmüyor. Burada 200 lira. Ama bulabildiniz en azından. Ama alamadık ama. Ama aylığınız yükseldi. Aylığımız yükselmedi. Ama bizlerin aylığı yükselmedi. Sizin aylıklarınız yükseldi. Enflasyonu yükseldi. Niye? Devlet yardım almadı. Hayır. 300 euro 6 ay için 300 euro para verdiler. Hepsi o. Nasıl yani? 300 euro. Bir kere öyle devlet yardımı falan yok. Abi yapmayın. İnan öyle. Yapmayın. İnan öyle. Eyalet yapmayın. Değişebilir ama bizim orası öyle. Sizin hangi eyalet? Baden-Württemberg. Yani aynı hükümete bağlı değil mi? Aynı hükümete bağlı olması önemli değil. Bazen yerel hükümetler de karar verebiliyor. Evet. Onun için yardım almadınız mı? Hayır. Esnaf yardım almadı. 300. Esnaf yardım aldı ama verdiği vergiye göre, çalıştırdığı şeye göre. Büyüklüğüne göre. Büyüklüğüne vatandaş, göre tabii. Vatandaş da işte çalışanların durumuna göre değişiyor. Yüzde kaçını devlet ödedi? Neyin? Çalışanların pandemi döneminde hayır, çalışmadılar mesela kapandı. Onlardan belli bir kısmını ödedi ama herkesinkini tam değil mesela. Atıyorum 600 euro alacağı yerde 250 euro ile geçiştirdi. Kaçını ödedi yani? İşte %70'ini ödedi. Hayır %45 falan anca öyle ödendi. Evet, burada hiç ödemedi. Olabilir ama burada da aylıklara zam yaptılar. Enflasyon çıktı ama. Enflasyon Almanya'da da çıktı, Avrupa'da da çıktı. Amerika'da ama şimdi çıktı. Geçen sene burada benzin 7 lirayken 30 lira oldu. 2 yıl önce ben Türkiye'den Almanya'ya geldiğimde Türkiye Almanya'dan pahalıydı. Şu anda Almanya Türkiye'den çok pahalı. Onu ne yapacaksın? Nasıl abi? 2 yıl önce ben Türkiye'ye benzin geldiğimde. Benzin ne kadar? Benzin şu anda ben 2 aydır buradayım ama çocuklarla devamlı görüşüyorum. 2.35. 2.30. Ben günlük görüşüyorum. Değil abi. Demin abiyle konuşuyorum. Çekiyorsunuz. Hayır, siz artık. Siz, hayır. Ben 1.95. Ben yaşadığım yeri söylüyorum. Siz görmediğiniz yeri söylüyorsunuz. Hayır, ben 1.95. Ben oluyorum. 1.95. Çok komik. Yalan söylüyorsun. Yalancınız. 1.95.
Yalancılık bir siz yapıyorsunuz. Bakalım mı? Siz şartlı çekim bakalım mı? Şartlı çekim bakalım mı? Evet, az önceki Almanya'dan gelen abimiz Almanya'daki benzin fiyatlarının 2.35 euro olduğunu söylüyordu. Hemen Google'dan baktık. Artık teknoloji çağındayız. Şu anda 1.83 euro olduğu söyleniyor. Yalan söylemeye gerek yok arkadaşlar. Artık teknoloji elimizde. Bence çok zor. Çok kötü. Nasıl düzeliriz? AK Parti düzeltebilir mi? Bence çok zor. Hiçbir parti düzeltemez. Vallahi. Çare? Parti düzeltemez. Çare ne? Çare inşallah başımıza iyi birisi gelir. İnşallah. İnşallah. Ekonomik gidişat nasıl? Memnun musunuz? Beni buluyorlar. Neyse bir şey söylemiyor. Abla ekonomik gidişat nasıl sizce? Çok kötü. Nasıl düzeliriz? Çare ne? Çare tümden bir değişiklik yani. AK Parti 2023'te biz düzeltiriz diyor. Hayır, ben inanmıyorum. Düzeltemezler. 20 yıldır bir şey yapmadılar. Daha kötüye gittik. Nasıldık daha önce? Daha mı iyiydik? Tabii ki daha iyiydik. Yani asgari ücret alan geçinebiliyordu. Şimdi geçinemiyor yani. Bu bir gerçek. Emekli misiniz? Emekliyim. Geçinebiliyorum. Hayır, geçinemiyorum. Suriyelileri gönderecekler, Suriyelileri. Mültecileri. Hepsini gölleyecekler. Bizim çocuklarımız, haklar bize tanınacak. Evet. O şekilde ancak olabilir. Çare ne? Çare değişim. Değişecek inşallah. Gelirse düzeltir. Valla deneyeceğiz. Deneyemeden bir şey söyleyemeyiz. Gelen... Muhalefeti bir deneyeceğiz diyorsun. Aynen deneyeceğiz tabii. Ama şart yani artık bir değişim gerekiyor. Yani ne diyeyim, demokrasi gelsin, adalet gelsin. Ya düzelsin her şey. Şurada SMA hastası çocuğuna para topluyor. Niye toplasın ki? Bu devletin mecbur kaldığı, onun yapması, destek çıkması lazım. Sen Suriyelileri koruyana kadar kendi çocuğuna sahip çık. Yani yazık değil mi bu anne babalar sabahtan akşama kadar çocuğunu yaşatmak için para toplamak zorunda kalır. Niye kalıyor? Koskoca bir devletimiz var bizim. Biz çok büyük bir ülkeyiz. Emeği hastası çocuklara bakamıyor muyuz? Bakamıyoruz. Bakın işte örneği var. Anne baba para topluyor. Burada da var. Aşağıda da var. Yazık değil mi yani bu insanlara? Niye sabahtan akşama kadar para toplasın? Suriyeli gelsin rahat etsin. En güzel üniversitede okusun. Krediyi alsın, karşılığını vermesin. Niye benim çocuğumun hakkını o yiyecek? Benim atalarım savaştı, bu ülkeyi kurdu. Kefensiz yatanları düşünelim. Hele bugün Gaziler Günü olduğu için daha da böyle duygularımız son derece yüksekte. Tam da mikrofon uzatılınca, evet, demokrasi istiyoruz, hukuk istiyoruz, yasa, adalet. Allah'a şükür. Hepiniz gördüğün gibi nasıl? AK Parti düzeltebilir mi ekonomiyi? 2023'te daha iyi olacağız diyorlar. Alakası yok. Alakası yok. İnanma. Eskiden diyordu ben... her yıl 100 bin tane konut yapıyor. Şimdi 500 bin, 100 bin konut yapmadık. O yalan hepsi arkada kaldı. Ekonomik gidişat nasıl sence? Kötü. Nasıl düzeliriz? Ya işte başkanlara falan bağlı. Yani ekonominin daha düzgün olabilecek biri olursa hani. Hayat değişim mi olması lazım? Yani. Kim hani, gelirse düzeltir. Hani muhalefetten iyi bir aday çıkarsa hani düzelebilir. Umut var diyorsun yani. Yani. Sence kardeşim? Abi, AK Parti düzeltirim diyor. 2023'te diyor, düzeltirim diyor. Ne diyor? Abi bu böyle artık düzelmeyecek bir şey. Bunun illaki değişmesi gerekiyor belli bir yere kadar. Bir sürü şey, okullar açıldı falan, artık bazı yerler saçma mesela. Yusuf Ziya diye bir yer var biliyorsun. Onun okulu mesela çok saçma. Daha büyük okullar var ve ilkokul oluyor. Mesela ben Ayşe Sak İmam Hatip Ortaokulu'ndan geliyorum. Evet. Bildiğiniz gibi AKP'nin açtığı bir yer. Orada küçücük bir yer bize verdiler. Kocaman ilkokulu onlara verdiler, küçük insanlara. Ondan sonra ekonomim, kendi hayat şartım gibi gittikçe düşüyor zaten. Bu bilindik bir şey. Alım gücün azaldı mı? Tabii. Abi şimdi dış ülkedeki insan 880 litre benzin alabiliyor. Biz 220 litre alıyoruz. Yani. En fazla askeri maaşımıza. Çare? Çare değişim. Daha bulamadık abi. Yani bulsak. Değişim. Yani değişse daha iyi olur şahsen. Çünkü böyle gitmez. Hükümet değilsin, bir deneyelim başkasını. Aynen, aynen öyle. Eyvallah. Çok sağ olun. Vallahi arkadaş, Afyon Gazigöl'e gittim. Günlük gecelik oteller 1500 lira. 1000 kişilik otelde bir kişilik yer bulamadım. Vallahi. Haklı millet vallahi. Yağıyor para. Evet. Senin var mı? Var. Gidecek. Nasıl durum, iyi mi? 1000 lira verdim, otelde yer bulamadım. Yok yani. Yok. Tıktım. Çakılın. Çakla. Vallahi var. Abi açız diyorlar. Ya, açız diyenler... Siyaseten diyor. Vallahi. Vallahi siyaseten diyor. Aç olduğundan değil yani. Değil ya, mümkün değil ya. Tıklım tıklım ya oteller. Vallahi bak.
Gurbetçi diyorlar hepsi. Yok ya, yerli, hepsi yerli. Yerli yani gurbetçi. Yerli, hayır. Türk. Kendi vatandaşı. Kendi vatandaşımız, evet. Eyvallah abi. Abi nasıl durum? Neyin durumu? Ekonomik durum. Sen benden iyi biliyorsun. Ben... İyi diyor abi. Osturuk o ya. Sence? Bence dünya lideriyiz. Bence de dünyada lideriz, çok güzel. Zamlarda. Şey. Tabii canım, hayat şartlarına bakar mısın? Nasıl sizce? Ha? AK Parti düzeltebilir mi? Düzeltemez. 2023'te iyi olacağız diyorlar. Hiç zannetmiyorum ablacığım. Hiç. Güvenmiyor musun? Hayır. Hayır, kesinlikle. E çare ne? Düzeltemezler. Çare? Yeniden bir başkasına denemek yarar var. Bir kan değişikliği lazım. Bence de değişiklik lazım. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. Ekonomik gidişattan memnun muyuz? Nasıl? Sonu. Ekonomik gidişattan memnun musun? Yabancıyım. Ekonomi nasıl? İdare. Çok güzel. Süper. İyi mi abla? Tabii güzel. Daha nasıl iyi olabilir? Üstüne nasıl koyabiliriz? Daha ferah nasıl yaşayabilir halk? Çare nedir? Çare baksana, her yer dolu. Alım satım yiyeyim de her şey güzel. İyi diyorsun. Tabii ki çok güzel. Eyvallah. Harika. Ekonomi nasıl abi? Memnun musunuz? Gidişat nasıl? Ekonomide konuşacak bir şey kalmadı ya. Vallahi niye abi? Hiçbir şey kalmadı artık. Çare ne? Çare bu ülkenin, insanın kendi şeyini değiştirmediği sürece, kafa yapısını. Zihniyetini mi? Hiçbir şey değişmemiş olmasın. AK Parti 2023'te biz geldiğimizde düzelteceğiz diyor. Yani 2023'te bir daha seçerseniz. Seçe seçe zaten bu şeye geldik yani. Artık çıkmaza mı geldik? Çıkmaza geldik. Son noktadayız. Ne olacak abi? Hatta kendi vatandaş da kendini değiştirmezse? Değiştirmezse bu böyle devam eder. 100 sene, 200 sene. Böyle gideriz diyorsun. Aynen yani. Gideriz. Hiçbir şey değişmez bu ülkede. Kim gelirse gelsin. Yani siyasi liderler, siyasi partiler çare değil. Değil. Çünkü onların işini biz burada konuşuyoruz. Biz konuşmamamız lazım. Biz kendi işimize bakmamız lazım ama biz, herkes siyaset yapıyor ama hiç değişen bir şey yok. İnşallah düzeliriz. Sadece muhalefetin şeyi, ben muhalefet şey, evet. AK Partili değilim. Sadece muhalefetin şeyi, bize bir şey kalmayacak korkusu. Onlara kadar. Bizde bir şey. Onlara da bir şey kalmayacak cebe. Kalmayacak diye korkular o yani. Vatandaşa ne kalacak? Vatandaş zaten memnun. Sağatalıktan. Yani biz kendimiz düzeltmemiz lazım. Eyvallah, sağ ol. Mehmet'im sana soralım. Sor abi. Mehmet'e ilave olalım Mehmet. Ol abi. Mehmet, ekonomiyi soruyoruz kardeşim. Abi, çare ekonomi... nedir? AK Parti diyor ki 2023'te biz geldiğimizde evet, tekrardan seçersen düzeltiriz haklı diyor. Çok haklı. Evet. Bir kere çare un akıtan, sat sat bitmiyordu. Aynen. Sat sat bitti. Yani yeniden yapar, yeniden satarız. Ya da yapar mıyız? CHP ya da muhalefet gelsin yapsın, AKP gelsin bir daha satsın. Bence yapılır. Güzel olur. Gücü var mı ülkenin bunları abi, tekrardan yapmak? Türkiye dünya lideri şu an. Ekonomi çok güzel. Evet. Doğru mu abi? Hayır. Nasıl hayır? Bana göre değil. Sen de şuraya konuş abi. Abi ben gazeteciyim. Abi bu havuz medyası. Biz havuz medyasıyız abi. Dünya lideriz diyor abi. Ben inanmıyorum. Nasıl? Çünkü yani dünya lideri olmak için ekonominin çok güzel olması lazım. Değil dünya ben lideri olmak için böyle insanların güler yüz olması lazım. Bak ya, insanlar gülüyor mu? Sen gülebilirsin, ben gülemiyorum. Yani abi de gülüyor. 5500 lira asgari ücretle çalışan, hatta emeklilerin 3600 lira para aldığı bir dönemde 1 milyon 200 bin kişi 3500 alıyor. 1 milyon 200 bin kişi 3500. Evet, bu adamı nasıl geçindireceksin? Ev kiraları uçtu gitti. Evet. Geçen seneye göre %500 fark var. 1 milyon 1,5 alan herkesin evi var abi. 3,5 alan herkesin evi vardır. Herkesin evi vardır değil mi? Benim evim yok. Ben şu anda 3,5-4 civarında alıyorum. 3 milyon da ev kirası veriyorum. Hadi buyur, nasıl? Onu da keserler senden. Onu da kesiyor, hatta bugün kesmişler de. Çok çocuk evet olsa, okusa? Onları okuttuk zar zor ki Allah'tan geçmiş dönemlerde. Yoksa şimdi olsa mümkün değil. Dün çocuğa para göndermek ne bir şey. Verebilir mi? Mümkün değil ya, mümkün değil ya. Yani şuradan 3 tane çek kağıt soruyorum. Her çek kağıdın fiyatı ondan sonra 7,5-8 milyondan başlıyor. 15 milyon kadar çek kağıt var. Bir tane çek kağıttan bahsediyor. Evi? Ya onları saymıyorum kardeşim. Sadece çek kağıttan bahsediyor. Bir tane vallahi buzdolabı olmuş. 20 milyar 30 milyar buzdolabı. Çamaşır makinesi o beyaz ya eşyaların yanına varılmıyor. Şimdi ben İsviçre'den geldim. Hoş geldin abi. Ha, teşekkür ederim. İsviçre battı diyorlar abi. Ha bu, ya öyle diyorsun. Neyse önemli değil. Şimdi burada sağlık ölmüş. Akşam hanımın kulağına kum kaçmıştı. Evet. O bölgenin adı neydi? Lara mı?
La biz şeyde kalıyoruz. Lara değil, Beri. Belek. Belek'te kalıyoruz. Tamam. Orada bir özel hastane var. Hastanenin ismini unuttum şimdi. Akşam gittik, saat 10'du. Zaten taksici bir belaydı. Ben de kimlik istedi, kimlik verdim. Euro istedi. Türk parası yoktu. Biz cumartesi gelmiştik. Evet. Euro istedi. Euro da yoktu. İsviçre frankı verdim. İsviçre frankını beğenmedi. Allah Allah. Para seçiyor. Para seçiyorlar. Ben tuhafıma gitti. Ondan sonra tekrar otele gittim. Otel ismini verdim. Otelin itibarı yokmuş demek ki o bölgede. Evet. Aydın Bey'de kalıyordum. Bu sefer beni devlet hastanesine yönlendirdiler o bölgede. Serik galiba. Serik evet. Hastanesi. Oraya gittim, orada da doktor yoktu. Doktor da güzel oturmuş, ayak üstüne atırmış, karşıda yaşlı geliyor. Yani bilmiyorum, burada diyorlar doktorlar dövüyorlar, bence biraz doktorlar hak ediyor, saygı yok. Öyle demeyelim, yani, o yanlış olur. Doktorlara yapılan şiddete karşıyım. Ama doktorlarım da ben şöyle düşünüyorum. Elbette ki bazı şeylerde kendilerine çekin düzen vermesi çok iyi olur. İnsanların şu dönemde birbirini kırmadan kardeşçe yaşamasını arzu ediyorum ben. Doktorlar da haklı. Çünkü doktorlar devlet hastanesinde, bak geçen gün içinde tartıştım ben doktorun kardeşim. Devlet hastanesinde. Çünkü ben aradığım zaman 182'yi bir numara almak istiyorum. Efendime söylüyorum, bana 20 gün sonra 25 gün sonra numara veriyorlar. Hadi doktora gittim, efendime söylüyorum, bana röntgen şey yapıyor, röntgen hemen çabuk oluyor ama öbür MR denilen şeyler 20-25-30 gün sonra, hatta 3 ay sonra. Bir şey diyemiyorum, bak 3 ay sonra oluyor. Ben başımda yani, geçeni seyiriyorum. Sağlık sisteminde bir takım çökmeler var. Yani çökme eskiden, eskiden biz sırada bekliyor diyorlar ya, yani sırada bekliyorduk, şimdi evde bekliyoruz. Yani ben artık 182 aramaktan bıktım. Kendilerine söylüyorum, abi biz ne yapalım? Tamam mı? Bizim sistemin sorunu. Doktorlara gittim. Doktorlar dedi ya bize 5 dakika zaman ayırıyorlar. Bir hastaya bakış. 70-80 tane hasta. 5 dakikada çarp bakalım. Doktor da haklı. Ne yapacak? Bir şey söyleyeyim. 2 milyon turist var bu bölgede. İnsan en az da seyyar hastane kurur ya. Yani ben cumartesiydi. Bende Türk parası yok. Ne yapayım? Şimdi sen devlet hastanesine mi gittin? Ben ikisi özele de gittim devlet hastanesine. Özele gittin. Devlet hastanesine para mı istediler sana? Yok, ben doktor yok dedi. Doktor yok dedi. Devlet hastanesine sana doktor yok dedi. Allah Allah. Yarın geldi. Ben anlamadım. Yani hemen şikayet edeceksin baba. Ya kime şikayet edeyim? Evet, tabii ki. Kime şikayet edeyim? Doğru söylüyorsun. Evet. Ama ben de sağlık sisteminde şu anda muzdaribim. Ama ben böyle sağlık sistemi musun? Olmaz. Ben buraya geldim. Antalya'ya geldim. Oradan buraya özellikle geldim. Kum girmiş kulağa, kulaktan hemen çakardık. Şimdi geziyoruz. Çok geçmiş olsun. Evet, sağ ol. Sağ ol. Yani evet, sizi izliyorum. Ama Maraş'a gitmeyin, tutuklanırsınız. Ne diyeceğim? İsviçre'de durum nasıl peki? Vallahi İsviçre'de... Battı diyorlar. Onlar üst kaçıyor, olanlar... Şimdi... Ya, ya şimdi... Kaftan arkasında cennet vatan diyorlar ya. Evet. Bence orası olsa gerek. Evet. Şimdi yani kınamamak lazım. 35 yıl, 36 yıldır oradayım. İnsanları güzel, medeni, kibar. Demokrasi. Tabii. Yani bak başımda geçen bir olay söyleyeyim. Hanım orada tercümanlık yapıyordu. Bir arkadaş terki gelmiş, gitmişti Fransa'ya. Kendisinin aylığı kalmıştı, alamamıştı. Evet. Adresi aradık, bulduk, parayı kişiye gönderdik. 400 evet. Frank para. Çünkü hak yemezler. İnşallah olacak diye bekliyoruz. Çare artık şu andaki yönetimin Haziran ayında yapılacak veya Mayıs ayında yapılacak seçimlerde yenilmesi, sandıkta tekrar başka değişim insanın mi? Değişim olması ve artık Türkiye'nin istihdara kavuşması için herkes kemerini ona göre şey yapmalı. Şu andaki bizi yönetenlerde o istikrar yok. Göremiyorum. Artık böyle... Çare kimde? Çare artık şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na. Başka kimse değil. Bence. Evet. Bence de. Evet. Altılı masa iyi hareket etmesi lazım. Düzgün hareket etmesi lazım. Akıllı evet. Davranmalar lazım. Tabii. Sağımız solumuz kalmadı. Biz sadece solcu birlikte olmalıyız. Kürdü, Türkü, Lazı, Çerkezi. Bu Alevisi, Sünnisi diye bir şey yok kardeşim. Biz kardeşiz, Türk'üz.
Hepimiz bir arada yaşamak zorundayız, kenetlenmeliyiz. Bence insanız. Evet. Bence insanız. Artık sistemi kendi adımıza değiştirmeliyiz. Başka çaresi yok. İmam Hüseyin'in bir sözü vardır. İmam Hüseyin'in bir sözü var. Diyor ki insanlar layık olduğu sistemlerle idare edilir. Bence artık gençlik yönünü görmesi lazım. Yani ülkenin inşallah. Oldu. Haydi görüşmek üzere. Oldu. Haydi.